Evet, sorularımıza bakalım, cevaplayalım. Read the text and answer the question. Teksti okuyun ve cevaplayın diyor. Hemen okuyoruz. Soruya bakalım. According to pictures, choose the correct answer. Resimlere göre doğru cevabı seçeceğim. O zaman, hi, I am Daniel, I graduated. Ben Daniel, mezun oldum. Nereden mezun oldum? University olur burası. Evet, 2019, 2019 I am a. Bakıyorum, bu bir doktor resmi. Doctor, I cure. Bakıyorum, tedavi ederim demek. Burada bir hasta kişi var. O zaman sick people olur. I work at. Burası ne? Hospital. Bu seçenek hangisinde var? D seçeneği. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Read the text and answer question. Choose the correct option for the blank. Boşluk için doğru seçeneği seçin. Doğru cevabı seçelim. I am Nick. Ben Nick. When I grow up, I want to be blah blah. Ben büyüdüğümde şunu olmak istiyorum diyor. Daha sonra işin tarifini yapıyor. This occupation is hard. Bu meslek zordur. You always be careful and punctual. Her zaman dikkatli olmalısın ve dakik olmalısın. You have to find thief. Hırsızları bulmak zorundasın. You should help people. İnsanlara yardım etmelisin. Bu hangisi olur? Manager olmaz. Director olmaz. Butcher, kasap, bu da olmaz. Ama ne olur? Police officer, B seçeneği. According to text, Rebecca. Tekste göre Rebecca. O zaman Rebecca likes extreme sport. So she wants to go Fethiye this summer. Because she wants to try parachuting, she always do dangerous sports. Rebecca, yani sıra dışı sporları sever. Bu yüzden bu yaz Fethiye'ye gitmek istiyor ve paraşütle atlamayı denemek istiyor. Her zaman tehlikeli sporlar sever. O zaman A diyemem çünkü diyor ki prefers easy sports, kolay sporları tercih eder. Will go winter holiday, kış tatiline gidecek. Hayır, summer'dan bahsediyor. Thinks extreme sports are boring. İşte sıra dışı sporların sıkıcı olduğunu düşünüyor. Hayır, sıra dışı sporları seviyormuş. O zaman never afraid of dangerous sports. Asla tehlikeli sporlardan korkmuyor. Read the conversation and answer the question. Okuyun ve cevap verin. Mike ve Joshua'nın konuşmaları. Mike, did you go to winter holiday? Kış tatiline gittin mi diye soruyor Joshua'ya. O da evet diyor. Was the weather snowy? Hava karlı mıydı? Evet diye tekrar cevap veriyor Joshua. Which activities did you do? Hangi aktiviteleri yaptın diyor. Burada bir boşluk var. Burayı bulacağım. Mike, did you enjoy your holiday? Tatilinden hoşlandın mı? Yes, it was amazing. Evet, o çok güzeldi diyor. O zaman hangisi uygun boşluk için? I went to swimming every day. Her gün yüzmeye gittim olmaz. I visited ancient place. Tarihi yerleri ziyaret ettim. Hayır, öyle bir diyalogda öyle bir konuşma geçmiyor. Voleybol oynadım. Bu da olmaz. Ama ne olur? I played snowball. Kar topu oynadım. I learned kayak ve kaymayı öğrendim diyor. O zaman beşinci sorumuz. Which one doesn't answer in the text? Hangisine cevap verilmemiştir? Hi, I am Daniel. I love libraries because I can find many different books and I can borrow them. Merhaba, ben Daniel. Kütüphaneleri çok severim. Çünkü çok farklı kitaplar bulabilirim ve buradan ödünç alabilirim. Libraries, kütüphaneler sessizdir. I can read books there. Orada kitap okuyabilirim. And I can search my homework. Ödevimi araştırabilirim. So it is a wonderful place for me. Bu yüzden benim için harika bir yerdir. O zaman why Daniel likes libraries? Neden seviyor? Because ile devam eden cümle açıklıyor bunu. What can he do there? Orada ne yapabilir? I can read books there diyor. Which library does he like the most? Bunun cevabı yok. Hangisini en çok sever diyor ama bununla ilgili herhangi bir cevabım yok. Cevabım C seçeneği olacak. Does he like libraries? Sever mi? Evet, sever. Look at the picture and answer the question. İşte bakın ve cevap verin diyor. Ne var burada? Novel, history, poetry, Andrew Jane Kate. Andrew Jane Kate var. Roman, tarih ve şiir. Şimdi buna göre which one completes the sentence? Hangisi Jane nokta nokta cümlesini tamamlıyor? Jane and Kate like novel. Jane ve Kate novel seviyor. Hayır, Jane sevmiyor. Sadece Kate seviyor. Devam ediyorum. Jane and Andrew like history. Jane ve Andrew history seviyor. Hayır, ikisi sadece Jane seviyor. Jane likes novel. Jane novel seviyor diyor. Hayır, novel sevmiyor Jane. Jane just like history. Sadece tarih seviyormuş. O yüzden cevabım C seçeneği 7. Teacher asked the children what should we do for saving planet? Look at the graphs and answer the question. Öğretmen çocuklara soruyor. Dünyamızı kurtarmak için ne yapmalıyız? Grafiğe bakıp ve cevap verin diyor. Şimdi bu mavi olan turning off the lights.
Turning off the lights. Classify the rubbish diyor. İşte çöpleri sınıflandırmak. Bu kırmızı olana gelecek. Saving water, suyu işte kurtarmak diyebiliriz ya da az harcamak. Growing plants de bitki yetiştirmek. O zaman bakalım. Most of the students think turning off the light is the most important thing for saving planet. İşte dünyayı kurtarmak için birçok öğrenci ışık kapatmanın çok önemli olduğunu düşünüyor. Evet, doğru olmayanı bulacağım. They use water carefully. Suyu dikkatlice kullanıyorlar. Evet. Classified rubbish is more popular than growing plants. İşte çöpleri sınıflandırmak bitki yetiştirmekten daha popüler. Evet. Most of them think they should grow plants. Birçoğu bitki yetiştirmek gerekiyor diye düşünmüyor. D seçeneği. 8'e bakalım. Look at the list. Answer the question. Listeye bakın ve cevap verin diyor. For protecting our world. Dünyamızı korumak için. Which one is true for the blank? Boşluğa hangisi gelirse doğru olmuş olur. Things to do. Yapılacaklar listesi. Don't cut down trees. Ağaçları kesmeyin. Turn off the taps, muslukları kapatın. Don't hunt animals, hayvanları avlamayın diyor. O zaman bakalım. Use chemicals, kimyasal kullanın. Olmaz dünyamızı korumak için. Waste water, suyu boşa harca. Olmaz. Don't save energy, enerjiyi koru. Olmaz. Koruma. Olmaz. Use recycled products, geri dönüşüm ürünleri kullan. Olur. Evet. Bakalım 9. sorumuz. Who is talking about same problem with Mike? Kim Mike'la aynı problem hakkında konuşuyor? Mike'ın konuşmasına bakalım. We shouldn't waste energy because it harms nature. Enerjiyi boşa kullanmamalıyız çünkü doğaya zarar veriyor diyor. O zaman Dan ne diyor? We shouldn't leave electronical devices on if you don't use them. Eğer elektronik aletleri kullanmıyorsan onları açık bırakmamalısın. Aslında bu Mike'ınki ile aynı. Çünkü bu da Mike de enerjiden bahsediyor. Den de. O zaman cevabım den. Ama diğer seçenekleri ben tekrardan bir göz atıyorum. Sammy, we should plant more trees. Daha fazla ağaç dikmeliyiz diyor. Aynı şeyi konuşmuyor. John, geri dönüşüm ürünleri kullanmalıyız diyor. Hayır. Samuel, we should save animals. Hayvanları korumalıyız diyor. Ama cevabım A seçeneği olacak. Ona bakalım. Which of the following doesn't have an answer? Hangisinin bir cevabı yok? Mercury is a famous science of her time. Mercury zamanın ünlü bir bilim insanıdır diyor. She was born on 7 November 1867. İşte 7 Kasım 1867'de doğdu. She studied about radioactivity. Radioactivity ile ilgili çalıştı. Her research helped the development of X-ray. Çalışmaları X-ray'in gelişmesine yardımcı oldu. Ve Nobel ödülü aldı. O zaman what is her occupation? Mesleği nedir? Science değil mi? Bilim insanı. When is her birthday? Ne zaman doğum günü? Onun da cevabı var. Which subject did she study? Hangi konular çalıştı? O da var. Radioactivity. When did she take the Nobel Prize? Ne zaman Nobel ödülü aldı? Bunun cevabı yok. O yüzden cevabım D seçeneği olacak.